Burada oymacılık sanatı üzerine çalışmalar yaparak ağaç materyalleri üzerine uygulanan bu sanatı icra etmeye çalışıyorum. Oymacılık sanatı Selçuklu devrinde ortaya çıkan ve Osmanlı tarihinin en iddialı sanat dalıdır. Günümüzde geleneksel ölçülerinden bir şey kaybetmeyen bu sanat dalı çok sabır ve çok ince işçilik gerektirmektedir. Bu sanat icra edilirken hemen hemen her türlü ağaç kullanılır. Ancak ceviz, maun, ıhlamur ve zeytin gibi ağaçlar daha fazla tercih edilmektedir. Bu sanata bir açıdan da bu sanatı icra eden ustanın, sanatçının ağaca kendi ruhunu yansıtması, ağacın derinliklerine ve özüne inmesi, bir başka açıdan da ağaca değer katması olarak da bakıyoruz. Çalışmaya başlamadan önce ilk olarak bilgisayarda desen çalışması yapmaktayız. Daha sonra alınan desenin çıktısı kullanacağımız ağacın üzerine yapıştırarak kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra matkap ile kıl testerenin geçeceği yerler deliyoruz. Bu işlemden sonra kıl testeresi ile oyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Oyma bittikten sonra sırasıyla zımpara işlemini yapıp parçaları tutkar ile birleştiriyoruz. Son olarak da vernik veya diğer parlatıcı maddelerle çalışmamızı parlatarak işlemimizi sonlandırıyoruz. Desenimizin çıktısını kullanacağımız ağacımızın üzerine yapıştırdık. Kurudukta kurumasını bekledik. Şimdi kıl testeresiyle oyma yapacağımız yerleri matkap ile deleceğiz. Çalışmamızı kesime hazır hale getirdik. Şimdi tezgahı alarak kıl testeremizle oyma işlemini gerçekleştireceğiz. Testeresiyle oyma işlemini bitirdikten sonra çalışmamızı ilk önce zımparasını yaptık. Zımpara bittikten sonra tutkal ile parçalarımızı birleştirdik. Son olarak da ahşap koruyucuyla çalışmamızı sonlandırdık. Çalışmamızda da Osmanlı ve Selçuklu desenlerini, motiflerini kullanmaya gayret gösterdik. Şu alanda gördüğümüz motif Yakutiye Medresesi sütunlarında bulunan çift başlı kartal motifinin vektörel halidir.